Herkese merhabalar. 5. sınıf sosyal bilgiler dersimizin 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapacağız. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. İlk olarak teknoloji ve toplum konusuyla başlayacağız. Yani teknoloji ve yaşam ünitesiyle başlayacağız. Teknolojinin bildiğiniz gibi olumlu ve olumsuz tarafları vardı. Teknolojinin olumlu yönleri, faydaları nelerdi? Teknoloji hayatımızı birçok alanda kolaylaştırmıştır. Örneğin ev işlerini daha kısa sürede yapabiliyoruz. Bankacılık işlemlerini sanal ortamda tek tuşla çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Ve bunun haricinde daha hızlı bir şekilde yolculuklar yapabiliyoruz gibi önemli katkıları var insan yaşamına. Peki olumsuz yanları nelerdi teknolojinin? Teknolojinin olumsuz yanlarından birisi de neydi? Yüz yüze iletişimin azalması teknolojinin olumsuz yönlerindendi. İnsanların yüz yüze aile bireyleriyle ve arkadaşlarıyla daha az vakit geçirmeleri ve insanların zamanını daha çok ekran karşısında, televizyonla, bilgisayarla, cep telefonuyla geçirmeleri, boşa vakit geçirmelerine neden olmakta. Bu da teknolojinin olumsuz yanlarını bize göstermektedir. Peki, ikinci boşluk doldurmaya bakarsak, hangi uzantılı genel ağ sitelerinden daha güvenilir bilgilere ulaşabiliyoruz? Bildiğiniz gibi Gov ve Edu. Edu da nedir? Eğitim sitelerinin, örneğin üniversitelerin Ankara Edu.tr, Kırıkkale Edu.tr gibi Gov uzantılı ve Edu uzantılı sitelerden güvenilir bilgilere ulaşabiliyoruz. Peki alışveriş sitelerinin güvenli olup olmadığının bir göstergesi olarak adres çubuğunda ne yazmalıdır? HTTPS yazması gerekmektedir güvenli olup olmadığını anlamamız için. Peki kimlik bilgilerinin çalınması nedir? Kimlik hırsızlığıdır. Alışveriş sırasında ödemede kişisel bilgiler girilirken sanal klavye kullanılmalıdır. Ve bilim insanlarının ortak özelliklerine bakalım. Bilim insanları bilgileri toplar ve araştırma yaparlar. İnsanlara faydalı olmak isterler. Deney ve gözlemlerden faydalanırlar ve önemli buluşlarla insanlığa fayda sağlarlar. Ve aynı zamanda bilim insanları nedir? Zeki ve çalışkan insanlardır. Yapılan ödevin sonunda yararlanılan kaynakların gösterildiği kısma ne isim veriyoruz? Kaynakça. Yeni bir buluş ortaya koyan kimseye ne denir? Mucit. Ve ülkemizde ekonomik faaliyetler nelere bağlıdır? Ülkemizdeki ekonomik faaliyetler farklı coğrafi özelliklere bağlıdır. Toprağı işlemek, faydalı bitkiler yetiştirmek amacıyla yapılan faaliyete ne isim veriyoruz? Tarım denilmektedir. Gür otlakların bulunduğu yerler, dağlık bölgeler için en uygun ekonomik faaliyet hangisidir? Hayvancılık. Yer altındaki değerli madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlere ne isim veriyoruz? Madencilik. Bir diğeri yaz mevsiminin sıcak ve uzun olduğu Akdeniz kıyılarında hangi faaliyet gelişmiştir? Tabii ki turizm. Peki hangi faaliyet alanının yapıldığı yerlerde birçok fabrika vardır? Tabii ki de sanayi faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde fabrikalar ve fabrikada çalışan insanlar vardır. Teknoloji cihazları yapabilmek için makine mühendisliği mesleğini seçmeliyiz. Diğeri ürünlere bakalım. Ürünleri nasıl ayırabilirim? İşlenmemiş ürün yani ham madde veya işlenmiş ürün olarak ikiye ayırıyorum. Ham madde dediğimiz işlenmemiş ürün nedir? Hiçbir işlem uygulanmadan tükettiğimiz ürünler. Örneğin süt, yumurta, domates gibi sebzeleri de örnek verebiliriz. Peki işlenmiş ürün nedir? İşlenmiş ürün de bize ulaşana kadar bu ürün pek çok aşamalardan geçmiştir. Örneğin şeker,
Şeker nedir? Toplanan şeker pancarının fabrikalarda işlenmesiyle şeker haline getirilir. Ve bir başka örnek peynir. Yine işlenmiş ürüne örnektir. Peki geri dönüşümde çok önemli bir yere sahip olan ne acaba hamur haline getirilerek geri dönüştürülüyor? Tabii ki atık kağıtlar. Kağıtların geri dönüştürülmesi neden önemlidir? Çünkü kağıdın o kadar çok geçtiği aşama vardır ki ağaçların kesilmesi, ağaçların temizlenmesi, soyulması, hamur haline getirilmesi, daha sonra bir silindirle ağası bir yapıya oluşturulması, ezilmesi ve hamurların bu şekilde daha sonra kurutulmasıyla kağıdın düzleştirilip istenilen şekle getirilmesi, paketlenmesi bunlar uzun aşamalar gerektiren şeylerdir. Bir diğer boşluk doldurma sorusuyla devam edelim. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetleri artırmaya yönelik faaliyetlere üretim denir. Ve üretilen mal ve hizmetlerin insanlar tarafından kullanılmasına ise tüketim diyoruz. Peki Türkiye'de uçak fabrikasının kuruluşu, paraşüt üretimi gibi ilkleri gerçekleştiren kişi kimdir? Nuri Demirağ'dır. Peki üretilen malların tüketicilere ulaştırılmasına ne isim veriyoruz? Dağıtım. Tüketici haklarından faydalanabilmek için hangi belgeleri saklamalıyız? Tüketici haklarından faydalanabilmek için satış fişi veya faturayı saklamalıyız. Evet arkadaşlar, bu şekilde 5. sınıf sosyal bilgiler dersimizin 1. yazılı için hazırız. Hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açın ve videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.